Sizinki gibi değil de. Benzerlik var mı var? Onu demiyorum. Tamam, onu biliyorsunuz. Fakat o girdiğiniz Bulgaristan göçmeni olan Seyid Ali Sultan erkanını sürdürenler. Diyorsunuz ya Otman Baba. Otman Babalılardan kimin cemine girdiniz siz? Onlarla kıyas ediyorsunuz ya. Otman Baba... Yani kıyası şöyle, Otman Baba cemine oturmadım, onu bilmiyorum. Yani o erkanı bilmiyorum. Otman Babalıyım diyen bir grubun cemine oturmadım. Yani o erkanı süren birinin cemine... Fakat biz asıl Otman Babalıyız diyenlerin cemine oturdum. Asıl Otman Babalıyız ama Seyid Sultan diyoruz diyenlerin... Öyle mi diyorlar onlar? Öyle yani. Diyorlar. Aslında biz şeyiz ama, Otman Babalıyız ama Seyid Ali Sultan... Bunları kimler diyor mesela bu lafı? Bunu diyenler nasıl diyeyim? Yani şeyde vermek istemiyorum. Musulçalı babalar bunu bu şekilde söylüyorlar. Yani en azından bu şekilde ima ediyorlar. Çünkü bana göre de haklılar. Ben yüzyıllardan beri değişmeyen bir erkanı bugün yürütüyorsam, aradaki farkı da görebiliyorsam doğru olabilir diyorum. Yok, bizim burada aslında gerçekleri ortaya koyalım. Yani gruplar yani arasında, erkanlar arasında. Ha, yanlış da olabilir. Ha, tabii o fikrinizi söylüyorsunuz zaten bu tamamen yoruma açık şeyler. Tabii ki. Tamamen tabii yoruma ki. Açık hayır, şeyler. Aslına bakarsın Ayhan'cığım, yani benim için çok da önemli değil. Benim ha. için önemli olan bu erkanların yürümesi. Zaten ne diyoruz? Sürek bin bir. Yol bir, sürek bin bir. Ha, yol bir, sürek bin bir. Bin bir. Tamam. Olabilir. Ama biz yine de hani izleyenler, bunu izleyecekler olanlara Aleviliği, Bektaşiliği araştıranlar için önemli bulgular olabilir. Yani izleyenlere tekrar hatırlatalım. Seyid Ali Sultan, hatta Kızılderili'nin de ayrı bir şahıs olduğu yönünde tezler var, evet, araştırmalar var. İkisi ayrı ayrı erenler deniyor. Onu da bir tarafa bırakalım. O da ayrı bir tartışma ve araştırma konusu. Yunanistan merkezli diyelim en azından. Çünkü Seyid Ali Sultan Anadolu'nun da birçok yerinde ocak merkezi. Evet, var, var. Yunanistan'daki Seyid Ali Sultan ocağı veya dergahı veya tekkesi, hepsi de bence öz olarak aynı. Erkanını orada sürdürenlerin dışında Türkiye'de Edirne, Uzunköprü, Meriç, Umurca ve bu bölgeler var. Bir de bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Seyid Ali Sultan erkanını sürdürdüğü halde Türkiye'ye göç edenler var. Onları biz aklımızdan gelenleri söyleyelim. Bulgaristan'dan gelen bugün, Seyid Ali Sultanlar. Bugün, Seyid Ali Sultan söyledi. Bugün bildiğim kadarıyla Havza'da Musulca. Musulca köyü. O bir en bilinen köy en o. En bilinen köy. Edirne'nin gene merkez köyünde eski kadın. Eski kadın. Eski kadın. Bugün o erkanı yürüten İstanbul'dan eski kadınlı babalar dahi var. Ama bilemiyorum şimdi. Tamam, bilmenize mesela gerek yok. Yani var bunu. Var. Bunu, ki, bunu söylüyoruz. Yani, iki köy saydınız. Bildiğim onlar. He, Musulca ve eski kadın. Eski kadın. Tamam, daha da var. Daha da olabilir tabii. Ha, siz dediniz ki o erkanlara girdim. Erkandaki farklılıklar temelde neden kaynaklanıyor? Şimdi, neler var yani farklılık olarak? Şimdi, söyleyebildiğiniz kadar. Çünkü bazı şeyleri söyleyemeyebilirsiniz. Kiraların uyarılması, gülbanklardaki değişiklikler, erkanda oturuş biçimleri, hizmet postalarının dağılımı, yani şekil olarak oturuş şekilleri. diyelim ki Karababa postunun orada duvarda asılı olduğunu. Aslında bizim Seyid Ali Sultan Süren'de de bir oturak, belli bir noktası yerde ve niyazı edildiği. Şimdi duvardaki bir herhangi bir şeye de niyaz etmek olarak o posta, yani orada zaten post olduğu da belli. Duvarda asılı bir kera. Neymiş? İşte Karaköçek. Adı da Karaköçek. Bizde Karaköçek değil, bir şey yok. Biz Karababa'dır. Şimdi buradaki ritüelle uygulanan ritüelin şeydeki cemlere göre de farklılığını da gördüm Ayhan Bey. Şimdi bizde mesela diyelim Karababa postu niyaz edilmeden, hatta o posttan izin almadan ne bir yere çıkıp kalkabilirsin, gidebilirsin, ne de bir hareket yapabilirsin. Oradan izin almadan
Cem Erkan'da hiçbir iş yapılmaz. Bu neden bu kadar husiyet verilmiş? Yani bizim felsefemiz doğrultusunda bütün inançlar Miraç olayına dayandığı için, yani inancın ritüelleri Miraç'a dayandığını biliyoruz. Peygamberimiz Miraç'a çıkarken Cebrail'in peygambere seslenişi, ben ancak buraya kadar çıkabilirim, bundan sonra çıkarsam işte yanarım, şu olur bu olur dediği nokta ve arş dediğimiz arşın son noktası. Orada bırakıyor peygamberimiz. Peygamber tabi yoluna devam ediyor. Bakıyor ki bir aslan kükremesiyle irkiliyor. Miraç, bugünkü Miraç'ta da anlatılan hikayeyi anlatmaya çalışıyorum. Aslan ona kükreyince Cenab-ı Hak'tan nida geliyor. Ona bir hediye ver. O da ne yapıyor? Hatemini veriyor. İşte o hateminin verdiği nokta bizim inancımızda yahut da ritüelimizde Karababa'nın olduğu nokta. Orayı izin almadan, orayı eyvallah demeden ne erkana girebilirsin ne de dışarı çıkabilirsin. Yani şöyle izah edeyim. İçi dışa, dışı da içeriye kapayan bir kapı. Açık. Ama açık mı? Açık. Kapalı mı? Kapalı. O canların kendi içinde yaşadığı bir duygudur. Orayı o eyvallah yapmadan 12 hizmet alanına giremezsiniz. O, biz orası hak meydanı olarak biliriz. Çünkü artık oraya giren hakla hak olmuş ya olacak anlamını taşır. Bunu ben biz de Seyyid Ali Sultanlıyız, biz Seyyid Ali Sultan erken gidiyoruz diyen erkenlerde ben bunu göremedim. Böyle bir olgu yok. Sonra oturuşlarda biz de, yani Bulgaristan'ı kastediyorsunuz. Bulgaristan'ı kastediyorum. Onlarda bu yok diyorsunuz. Yok. Ama bugün Ferisköy, Silivri Ortaköy, Kumrular, Meriç, aynı, hiçbir fark yok. Pişman. Yani sizinkiyle Ferisköy mi aynı? Ona... Aynı. Yani ama... benim uyguladığım erkenle aynı. Hiçbir fark yok. Birebir oturuyorum. Bugün de oturuyorum. Yani bugün çarpsalar gene aynı erken. Ne o gelen oranın mürşidi burada şaşırır, ne ben gitsem orada şaşırırım. Hiç değişen hiçbir şey yok. Peki elinizde erkenname mi var? Erkenname değil, yaşadığımız... Yani erken. Yazılı erkenname ya, kastı yazılı, sizin yazılı mı bu? Erkenname kendim hazırladı. Fakirin emek verip hazırladı. Böyle bir şey var. Onu da diğer geçmiş babalardan faydalanarak bu şeyi meydana getirebildim. Amacım ileriye dönük, sıkıntıya düşen canlar olursa, neyin nesiydi acaba? Oraya kaybolursa bu felsefe, bu inanç, bu gerçeklik. Peki onu o zaman ikinci bölümde hem kitabı hem de o erkanları ve biraz yolla ilgili şeyleri detaylandıralım. Yani Seyyid Ali Sultan Kızılderili ocağında, tekkesinde, tekrar ediyorum izleyenler de şaşırmasın, çerağın yandığı yere ben ocak diyorum. Evet. Tekkelerde de çerağı yandığına göre orada da bir ocak vardır, ulu elemler vardır. Eyvallah. İlla Seyyid-i Saadet evladı Resul olmasına gerek yok. Evet. Kimse de hoplayıp zıplamasın benim bu lafıma. İsterse de hoplayıp vallahi zıplayabilirler. Çünkü kendileri bilir. Benim pek umurumda değil. Çünkü ocakla tekke aynıdır. Zaten Alevilik, Bektaşilik ayrı ayrı parçaladılar. Elbette ki Bektaşilik ayrı bir yapıdır, kurumsal bir yapıdır, bir tekkedir, bir dergahtır, bir tarikattır, şudur, budur, neyse. Ama özü aynıdır, aynı çerağa yanıyor. Hak Muhammed Ali'nin çerağa yanıyor. O vesilelerle şu bunlar böyle. Ben şunu da söyleyeyim, hazır şey yapmışken. Yani eyvallah. İnancımız bir tarikat değil. Evet. Bir, nasıl söyleyeyim, mezhep hiç değil. Evet. Biz 12 imamların güttüğü yolu, yani takip ettiği yolu süren canlarız. Eyvallah. Şimdi İslamiyet'i de en doğru şekilde 12 imamlar yoluyla süre geldiğine inanıyoruz. Yani İslamiyet'i biz böyle algılıyoruz. Bu yolda da doğruyu yaşadığımızı zannediyorum.
Evet. Ve sonuçta baktığımız zaman bizim bu Alevi Bektaşi'nin güttüğü yolu hakikaten İslamiyet olduğuna da bugünkü yaşamda açık ve seçik olarak da bunu ben görebiliyorum. Ha görmeyenler görmeyebilir. Benim için sıkıntı da değil. Ama ben bunun farkındayım. Evet. Bunu yaşıyorum. Şimdi güzel dedem, babam. Şimdi bunu da açalım. Dedem dedim, doğru söyledim. Babam dedim, yine evet, doğru. Doğrusunu sorun. İkisi doğru. De doğru. Ne der sevgili izleyenler? Şimdi baba diyoruz, dede diyoruz. İkisi aynı şey değil Ayhan Bey. Sen aynı şey dedin. Bu izah edin bana diyenler olur. Evet. Biz de onların sorusunu alıp canlı yanılayalım. Ne? Geniş bir bilgim yok Ayhan'cığım da. Benim mantığımın aldığı kadarıyla. Yani Seyyid Ali Sultan dergahında olanlara dede de deniyor. Aslında baba da deniyor. Ama dede lafı yaygın. Kendimizi ifade etme açısından ben Seyyid değilim. Ama benim tekkem, benim süreyim bir Seyyid süreyi. Benim pirim bir Seyyid. Seyyid Ali Sultan. Seyyid adı üstünde. Seyyid Ali Sultan. Ha bu süreyi sürenlere ne demek gerekir? Baba şey, ne denir? Dede denir değil mi? Ne diyor Seyyidler bugün kendilerine? Dede olarak adlandırır. Dede ismini veriyorlar. Peki dedelik daha önce var mıydı? Babalık vardı. Hatta bilmem ne baba isyanı. Babaylar isyanı. Babaylar isyanı. Peki nereden kimdi bu babaylar? O zaman Seyyid yok muydu? Neden babaylar ismi geçiyor da? Seyyidler, Seyyidler isyanı. Seyyidler geçmiyor. Demek ki şeyden, dedelerden önce babalar varmış. Yani isimlere takılı kalmayalım. Seyyid, evet, baba evet, baba. Evet, ama kesin. Şunu söyleyebiliriz herhalde. Büyük ihtimalle Seyyid Ali Sultan ocağında, tekkesinde seyitlik var. Bugün anladığımız şekilde pirlik, dedelik var. Ama Bektaşi sistemi de özellikle Balım bunun Sultan'dan içinde, sonra hatta da... Hatta bu sistemin içinden Bektaşilik çıktı. Çıktı. Ve onun orada da babalar... Bektaşiyiz. Babalar olduğu için onlara da baba deniyordu. Evet. Dolayısıyla Seyyid Ali Sultan da soydan yürümüyor. Soydan gelmiyor. Çünkü ama dede Seyyid lafı... Çocukları posta hiç oturmamışlar. Onlar bu 24 parça köye dağılmışlar. Ehli olan, o posta layık olan kişilerin o köyler, o dağılan köyler içinde seçilmiş biri. Bunlar hep tartışmalar çok derin yapılması gerekir. Biz de bir kapa... Biz öyle inanmıyoruz. Hayır yani. Biz kapı açıyoruz. Gerçekte böyle kabul ediyoruz. Siz öyle diyorsunuz. Yani Seyyid Ali Sultan'ın evlatları bu köylere mi dağıtılmış? Evet, her köye dağılmış. Yani şeyimiz. Onlar ne yapmışlar peki o köylerde? O ne görevmişler? Köylerde yaşamını sürdürmüşler. Dedelik ama yapmamışlar mı? Ama hiçbir zaman dedelik postuna layık olanlar oturmuş. Ve ama neden Seyyid acaba? Seyyid Ali Sultan'ın olarak da yani soyu olarak da posta geçtiklerini kayıtlarda hiçbirinde. Peki bunun başka nedeni ne olabilir? Onu hiç düşünmedim. Neden? Mesela gizli olarak devletin baskısı olabilir mi? Çünkü o zamanlar yani devlet desteği var. Hatta onu demiyorum. De hayır. Başka bir şey açmak istiyorum. Tekkeyi devlet destekliyor Pir Balam evet. Sultan'dan dolayı. Vakıf da onun üzerine. Hatta vakıf olarak Seyyid Ali Sultan'ın çocukları üzerine. Hatta ben kederle notlarımda da şey yaptım. Ama Seyyid Ali Sultan'ın çocukları o şeylerde geçse bile onlar neden yani kendi istekleriyle değil de şimdi bunun araştırmasını yapıp örtülü olarak şeydir. Belgesi olmadan yani her şey belgeli değil. Belgeli olmadan acaba onlar pasivize edildi tırnak içinde. Yani görev yapmayın. Bektaşilik sistemimin merkeze yerleşti. Şimdi bunları da hep sormak lazım. Olabilir tabii ki. Çünkü Bektaşilik tekke sistemi olarak orada 500 yıl boyunca varlığını sürdürüyor. Evet. Ama Seyyid Ali Sultan'ın çocukları olduğu halde çocuklar nerede? Neden hiç hizmet yürütmezler? Neden gözde görülmezler? Evet. Bunlar ciddi sorular. Evet, ama kimse bunu araştırmıyor. Tamam. Yani bu önemli bir soruyu soralım. İzleyenler de bunu düşünsünler. Şimdi bilemiyorum. Bunu yani, tartışmaya açalım. Yani yapılan araştırma ya da edindiğiniz bilgiler de olsun. Bunu böyle bir çünkü neden? Seyyid Ali Sultan gibi bir ulu zat ve çocukları olduğu da tarihen belgeli. Onun çocukları şu anda yok. Ya da bilmiyoruz. Var da. Var da. Nerede? Bilmiyoruz. Yani. Nerede? Şimdi aynı şekilde Osman Baba bakıyorsun. Osman Baba da öyle bir şeyden soydan geliyor. Ama ama Seyyid kesinlikle Osman Baba mümüncerret. Onun o evet. Öyle. Seyyid Ali Sultan evlenmiştir. Çocukları var. Gül Baba var.
ne bileyim Demir Baba var. Demir Baba, Otman Baba, bunlar Mücerret. Ali Koç Baba ve Seyit Ali yani. Sultan evliler. Yani Mücerret değiller. Bunu da ortaya koyduğumuz zaman yani, onun çok büyük rivayetler var, söylenceler var. Hangisi doğru olduğunu da bilmiyorum. En şimdi bizim şey yapabileceğimiz Seyit Ali Sultan Feryatnamesi var. Yahut da cönkler var. Onlardan edindiğimiz bilgi doğrultusunda. Yani bugün Seyit Ali Sultan'ın geçmiş hakkında kesin kes söyledi diyebileceğimiz bir şey de yok. Yani bildiğim kadarıyla. Ama velayetle araştırmanız daha geniş. Benim araştırmama gerek yok. Seyit Ali Sultan yaşamı diğer erenlere göre daha net bilinen erenlerden birisi. Otman Baba gibi, Demir Baba. Neden? Velayetname var. Evet. Velayetname yayınlandığına göre velayetnamede onun yaşamıyla ilgili ayrıntılar tarihi gerçeklerle de örtüşüyor. Fakat muğlak olan noktalar var. Kendi yaşamından sonrası daha karanlık. Yani kendi yaşamı bence daha aydınlık. Neden? Çünkü o süreç araştırmamış. Bence iyi araştırılsa iyi bir araştırmacıya ihtiyaç var. Araştırmacılara Seyit Ali Sultan'ın evlatlarına ne oldu? Kimler? Bilinmiyor yani. Şimdi Malatya'daki Seyit Ali Sultan süren canlara baktığın zaman işte çocukları şeyden sonra mesela diyor ki Hacı Bektaş postişini olduktan sonra işte Malatya'ya gitti. Soyu oradan yürüdü geldi. O bir rivayet. Şimdi gerçek o değil. Çünkü biz bir taraf tutacak değiliz. Evet, hepsi evet. Aynı. Hepsi aynı. Seyit Ali Sultan Türkiye'nin çok büyük bir Alevi Bektaşi kitlesine hitap eden bir ulu erendir. Evet. Büyük bir olaydır. Gerçekten de öyledir. Manevi dünyası çok çok büyüktür. Ve buna rağmen yapılan çalışmalar çok yetersiz. Yetersiz maalesef. 600 yıldır yanan çerağlara karşın siz bir gayret gösteriyorsunuz ama bazıları da bunu da istismar da etmeye başladı. O konulara da girmeyelim. Dolayısıyla yapılması gereken çok iş var. Şimdi biz böyle biraz toparlayıp erkanlara geçeceğiz. Tekrar edelim. Sevgili izleyenlerin de kafası karışmasın. Konuyu bilmeyenler olacaktır çok derinlemesine. Seyit Ali Sultan, Balkanlardaki Seyit Ali Sultan'ın merkezi Yunanistan'da Evros ili yani Meriç iline bağlı Didimiton yani Didimityo, Dimetoka'da Türklerin dediği yere de yakın ama Soflu da küçük Derbent yani Mikroderio denen yerde orada aşağı tekke denen Kızılderili'nin evet. Türbesi olduğu söylenen makam var. Kızılderili çayı oradan akmaktadır. Onun kuzeyinde ise 2-3 kilometre daha belki fazla var 10 kilometre yok. Var mı 10 kilometre? 10 kilometre yoksa da 7-8 kilometre kuzeyinde türbesi var Ruşenler köyü yakınlarında. Evet. 2 kilometre yukarıda da Mürselbali. Mürselbali tepesi var. Fakat bu tarihi noktaların dışında bu geniş kitle Bulgaristan'a yayılmış. Oradan gelen Türkiye'ye yayılmış yani, böyle. Yani. Aralarda da erken farklılıkları var. Yani bu gayet doğaldır. Yani. Gayet doğaldır. Yöresel farklılıklar olabilir. Kişi farklılıkları olabilir. Yani oraya müşrit olan kişi en azından kendi ağırlığını koymuş. Onu bu şekilde belki de zorlamış da olabilir. Bilemiyorsun. Ama sonuçta erken var mı? Var. O erken yürüyor yani. Evet erkenler yürüyor. Hem de öyle bir yürüyor ki Seyit Ali Sultan'da yanan çerağlar onun 1354 yılında o topraklara ayak bastığı söyleniyor. Tekkeyi kurması, yapması bile 1400'lü yıllara kadar bile gelmiyor. Daha evvelden 1380'lerde belki o dergahlarda çerağlar yanıyor. Hadi 1400 desek bile tam 600 senedir çerağlar hiçbir şekilde sönmeden Yunan iç savaşında bazı küçük hadiseler dışında 1826 yılındaki hiç sönmeden bugüne kadar yanan tek çerağ ocağımız. Arada intikalar olsa da Seyit Ali Sultan süreyinde çerağlar hiç sönmemiş. Yani o boşluklar o savaş anındaki şeyler olsa da o Yunanların yasakları getirdiği dönemde dahi olsa da bugün dahi hiç sönmeden yandığını gururla bugün söyleyebileceğimiz bir ibadethanemiz yahut da bir secdegahımız var yani. Bu bir ocağımız, bir dergahımız olarak. Biz bunu kıvançla bugün rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani diğer dergahlar, mesela Hacı Bektaş dışında diğer dergahlar lav edildiyse de Seyit Ali Sultan. Tabii o bizim pirimizdir. Bütün canlılığı da yaşamı devam ediyor. Serçeşmemiştir Hacı Bektaş ama bildiğiniz gibi o zaten bütün kutuptur.
Anadolu'nun, Rumeli'nin kutbudur. Fakat bir acı gerçek olmak üzere 1925'te, 25 Kasım 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber müzeye dönüştürülmüştür. Evet. Dolayısıyla yani o yüreklerde yanıyor ama maalesef çerağı yanmıyor. Hacı Bektaş'ın çerağını Seyyid Ali Sultan'da yakıyoruz biz. Maalesef. Yani Seyyid Ali Sultan yeryüzünde en eski çerağı sönmeden yanan Alevi Bektaşi inanç merkezidir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir abartısı yok. Bu böyledir. Bu böyledir. Evet, şimdi birinci bölümü böyle toparladık. Daha sonraki bölümde sizin yazdığınız eserle birlikte erkanlara gireceğiz. Cemler, diğer bayramlar, Seyyid Ali Sultan'da yaşayan Alevi Bektaşi inanç ve kültürü. İlk bölüm için Allah'a eyvallah, aşk olsun. Eyvallah. Şimdi...